Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugünün videosuna geçmeden önce her zamanki gibi hatta ezberlediğiniz gibi eğer videoyu beğendiyseniz, beğenirseniz, abone değilseniz, abone olursanız beni mutlu edersiniz. Sizin de böyle hayat hikayeleriniz ya da itiraflarınız varsa aşağıda bulunan e-mail adresim üzerinden isimli veya isimsiz yine aşağıda bulunan Instagram hesabım üzerinden sesli itiraflarınızı bana yollayabilirsiniz. Bugün yorumlar bir konuğum var. Tabii ki konuğum İlkay. Onunla beraber yorumlayacağız. Şimdi hemen videoya geçiyorum. Merhaba Asya abla. Videolarını hep izlerdim ama bugün yazacağımı hiç tahmin edemedim. Fazla uzatmadan başlayacağım. Umarım görürsün. Ben 21 yaşında siyasete yeni atılmaya çalışan ve bu bölümü okuyan bir öğrenciyim. Biliyorsunuz seçimler oldu. Ben de sandık görevlisi oldum. Derken bizim partiden avukat aynı zamanda partinin kurucusu bir adamla tanıştık. Sınıfımıza geldi. Daha sonra kolidorda orada burada karşılaştık. Bakışları öyle manalıydı ki hep kaçmak istedim. Gerçekten çok etkileyici bir adam abla. Daha sonra gel zaman git zaman tekrar seçim oldu. Derken yine geldi. Yine geldi. Tekrar karşılaştık. Akşam üzeri tamamen ne paylaştığını görmek amacıyla kendisine istek yolladım. Kabul etti. Ben o sırada sonuçtan üzülerek ağlıyor, sürekli hikayeler atıyordum. O da bana cevap verdi. Gece boyu konuştuk işte. Burası sizi belki de en çok kızdıracak nokta. Adam 40 yaşında, evli ve bir çocuğu var. Neyse ben bir partinin gençlik kolu katılmak istiyordum. Çok tanıdığı varmış abla. Adam çok iyi bir avukat. Aynı zamanda siyasetçi. Ben daha yolun en başındayım. Ha şunu da belirteyim. Benim erkek arkadaşım var. Onu çok seviyorum. Bu zamana kadar tüm maddi manevi sıkıntıları birlikte açtığım sevgilim. Neyse abla adam beni ofisine davet etti. Heyecanla gittim. Oraya gitme amacım bana destek olmasıydı. Siyasete bir kapı aralayacaktı. Neyse gittim ben geleceğim diye pasta aldırmış ikramlar vesaire derken tam 3 saat baş başa sohbet ettik gitmemi hiç istemedi. Hatta gelen müvekkillerini bile geri yollattı. Çok şaşırdım. Abla nasıl olur da böyle donanımlı ve eğitimli bir adam benimle konuşmak için can atar diye. Neyse abla tam giderken bana çiçek getirmez mi? O an maalesef mutlu oldum. Ben çiçeği aldım gittim. Eve geldim ona bir daha yazmadım. Ama o yazdı abla. Konuşma devam etti. Tam bir gecede bana açıldı. Beni ilk gördüğü andan itibaren itibaren aklından çıkaramıyormuş. Cinsel bir beklentisi olmadığına yemin etti. Sadece onunla sohbet edeyim, konuşayım istiyor. Ben tabii ki hayır dedim ama abla insan nefsi hoşuna gidiyor. Demek ki adam bir lafımla dünyayı serecek gibi önüme laflar ediyor. Sen ne istersen alırım. Yeter ki iste tarzında cümleler. Ne istersem yapacak kıvamda. Evimin önünde beklemeler. Yani amla özetleyeyim ben etkilendim. Yalan yok. Ama adamla konuşmayı kestim. Her yerden çıkardım. Böyle bir şeyin mümkün olmayacağını söyledim. İki gün siyaset vesaire tanışma derken aramızda en azından benden taraf duygusal flörtlük bir konuşma geçmedi. Ama ben çok üzgünüm. Erkek arkadaşımı aldatmış gibi hissediyorum. Biz birbirimizi çok seviyoruz abla. Her mücadeleyi onunla verdim. O bir lafımla manevi anlamda her şeyi serer ayağıma. Ama o da 22 yaşında. İkimiz de evlenmek istiyoruz. Nasıl böyle bir hata yaptım da adamla konuştum bilmiyorum. Şimdi ise sevgilimden ayrılmalı mıyım? Sizce onu hak ediyor muyum artık? İlkay abiyle cevap cevaplarsanız çok mutlu olurum. Teşekkür ederim. Artık seninle duramam. Niye? <laughs> Bu akşam çıkar giderim. Nereye? Şikayet etmem. <laughs> çok yakışıklıyım ya. Çok evet, keyifli yerinde. Ben, maşallah. Maşallah. <laughs> Evet şimdi e, milyonlarca yürek tek e, soru diyemeyeceğim tabii ki milyonlarca <laughs> izleyicimiz değil. ama şunu diyebilirim binlerce yürek tek soru kim bu siyasetçi? <gülüyor> <gülüyor> Hakikaten ben de bu yazmamış bize de yazmamış kim Onlar olduğunu yazmamış kim? zaten yok öğrenmek istiyorum. istemem ben. Ben de istemem ya yeterince zaten bu dönemde bayağı kişilerin ilişkilerini öğrendik yani çok mide bulandırıcı ilişkileri öğrendik. Gerçekten bu siyasetçilerin Ama... ilişkileri de artık hiç Ay. umurumuzda değil hakikaten. Hiçbirinin uçkurun yanında değildi yani anlatabiliyor muyum? Herkes baksın. Canım neydi ismi? İsmini yazmamış. Ya İsmini yazmamış. Canım bunların hepsi seks. Bak İlkay abin olarak söylüyorum. Dost acı söyler ama abi daha da acı söyler. Bunların hepsi maalesef şu anlattıklarının hepsi seks. Yani o adam seni elde edene kadar her şeyi söyleyecek. Neden gidip de bir üç saat başka bir gençle hem de kendi cinsi bir gençle oturup konuşmuyor? Neden onunla ülkenin konuşuyor? Sorunlarını yani, yani, ülkenin sorunlarını konuşabilir mesela. Siyasetçilerimiz artık ülkenin sorunlarını konuşsak. Çok daha iyi olacak. Neden onunla konuşup böyle tartışmıyor, onunla konuşmaktan keyif almıyor? E tabii ki de belli bir amaç var. Yani bu amacı en kibar haliyle biyolojik olarak sana söyledim. Seks, bunun ötesi yok. Her şey seni elde ne kadar seni hayalini kurduğu emeline kavuşturana kadar veya kavuşana kadar ondan sonra zaten bu değişecek. Belki de sen kaçıncısın. Bu mesela bunu sordun mu? Van acaba ben kaçıncıyım? Hani bu kadar zaman ayırdığı, pasta aldığı kaçıncı insanım? Kaçıncı genç kızım? Kaçıncı gencim? Anlatabiliyor muyum? Bunu bunu direkt çözmen lazım. Yani bunu itiraf olarak veya bunu soru olarak yollamaman gerekiyor. Onu sormuyor ki ama. Biliyorum devamında hmm. soracağım. Yani Öncelikle bundan etkilendi mi? Etkilenmemen gerekiyor. Etkilenmem. Bu çok aşağılıkça bir şey. Çok aşağılıkça bir şey. Burada kendini düşürdüğün durum ve adamın seni düşürdüğü durumdan iğrenmelisin. Hani ben bundan keyif aldım dememelisin. Yani bu benim nefsimdi. Benim de nefsim okşadı. Evet hayatında hiç çiçek almamış olabilirsin. Bu kadar arka arkaya seri güzel cümleler duymamış olabilirsin. Bir adamın dünyaları senin ayağın altına serecekmiş gibi davranmasından büyük bir keyif almış olabilirsin. Ama bu senaryo itibariyle, bu sana yaşatılan senaryo itibariyle, çünkü bu adamın bir senaryosu bu. Anlatabiliyor muyum? Bu adam sana bir senaryo uygulamış. Kim bilir bu senaryoda kaç tane figüran geldi geçti. Bak başrol demiyorum. Kaç tane figüran geldi geçti. Anlatabiliyor muyum? Soruna gelecek olursak... Ben şunu ekleyeceğim soruna gelmeden önce. Soruna gelmeyecek olursak... <laughs> e şunu söylemek istiyorum. E, eminim hepimiz aynı fikirdeyiz. Söyleyeceğim şu. Bu tür adamlar, bu 40 yaşındaymış baksana, evli ve bir çocuğu varmış. Niye hep genç kızları tuzağını düşürmeye çalışıyorlar? Niye kendi akranlarını evet. değil? Çünkü kendi akranlarını kandıramayacaklarını biliyorlar. Evet. O yüzden 18 ve e, 30 yaş arası. 30 yaş arası diyelim. E, evet. genç kızların ağlarını düşünmek daha kolay olduğu için daha gözlerini boyamak, onları kandırmak. Ve daha tecrübeliler. Evet. 40 yaşındakiler daha Aha. tecrübeli. Yani 40 yaşının olgunluğu da var. Evet. Tecrübesi de var. E, küçük e, kızlarımızda tecrübesizdi kadını, da tecrübesizliği kadını var. çözdüğünü zannediyorsun. Aslında frod gibi yani kadın çözülebilecek bir şey değil. Yani kadının ömrün harcasan çözemezsin. Yeter ki kadın çözülmemek istesin. Ama e, tabii ki de herkesin bir hassas, yumuşak karnı var. Kadınların da yumuşak karnı var. Anlatabiliyor muyum? E, 40 yaşındaki adam bunu çözdüğü zaman 20 yaşında, 21 yaşında, 25 yaşında bir genç kızı çok rahat bir şekilde etkileyebiliyor. Hele bir de konuşması iyiyse, el ayağı düzgünse <laughs> işte pastalar, börekler falan Aa, işte sana şunu yaparım, bunu yaparım derken bir bakıyorsun akıp gidiyor. <laughs> Bundan sonraki mi? evrene biliyor musunuz? Zaten hepiniz biliyorsunuz. Bundan sonraki evre şu. Ben zaten karımla istemeyerek evlendim. Aynen aynen. aynen. Zaten senin yanında çok mutluyum. Beraber uyumuyoruz. Evet. çocuğum için çocuğum bu için devam ettiriyorum. Anlatabiliyor muyum? Ve şey şey olacak yani. işte senin yaşında, senin yanında çok huzurluyum, senin yanında enerji doluyorum. Kan emici bunlar ya. İşte senin yanında işte ne bileyim itiraflardan hatırlamaya çalışıyorum. Sen bir başkasın falan vesaire. Nasıl bir kan emici biliyor musun Abi bunlar? bak ne diyorum başında söylüyorum. Bakın bu bir argo, bir küfür değil. Anlatamıyor musun? Seks demek kötü bir şey değil. Artık bu tabu gibi yıkalım. Seksten sonra, bak ne olacak biliyor musun seksten sonra? Otomatik olarak uzaklaşmalara başlayacak. Tabii ilk seksten sonra değil. Belki de birkaç tanesinden sonra. Ondan sonra toplantısı çıkacak, görüşmesi çıkacak, o ilişkiden keyif alamamaya başlayacak, sen yanlış kişi olacaksın, bunu yanlış yorumlamış olacak, senden kaçmanın planlarını yapacak. Bu hep böyle olmuştur. Bu tam tersi olmaz. Ha olursa yuva yakılır, yuva yıkanında yuvası olmaz. Diğer bir senaryo işlemeye başlar. Şimdi soruna gelecek olursak, anlatabiliyor muyum? Soruna gelecek olursak. Bunu bir hata deyip geçiştirebilirsin. Bunu duygularıma yenildim deyip geçiştirebilirsin. Nefsime yenik düştüm diye geçiştirebilirsin. Bu büyük bir erdemdir. Bunu sorman da büyük bir erdem. Seni bu yüzden de tebrik ediyorum. Ama şöyle bir şey gerçek var ben hissiyatımı söylüyorum. Sen bu çocuğu sevmiyorsun. Evet. Sen bu çocuğu sevmiyorsun. Çünkü seven birinin gönlünün ve aklının kayması bu kadar kolay olmamalı. Olabilmemeli. Olabilemez de zaten. Olabilemez. Yani ben Asya Hanım'ı deli gibi severken benim aklımın, fikrimin ve gönlümün kayması için çok 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 değişik bir şey olması lazım. Bak büyük konuşmuyorum. Büyük konuşmayacaksın. Büyük lokma yemeyeceksin yani. Büyük konuşmayacaksın. Büyük lokma yiyeceksin. Pardon. Yani burada bunu yaşıyorsan bak burada bunu yaşıyorsan ileride bir gün girdiğin ortamlarda daha değişik insanlar, daha kariyer sahibi, daha ilgi çekici, daha konuşkan, daha yakışıklı, daha cesaret, daha özgüveni olan insanlarla tanıştığın zaman aklın daha hızlı kayacak demektir. Yani sen daha yolun başında ilk sana iltifat eden, ilk sana çiçek alan, pasta ısmarlayan birinde aklın bu kadar karışıyorsa ve aklın karışıp mesajlaşmaya kadar falan gidiyorsa o da yani mesajlarını okumaya kadar gidiyorsa ve bunlar sende bir etki yaratıyorsa yani bazı duygularını harekete geçiriyorsa sen bu çocuğu zaten sevmiyorsun. Yani olan bu çocuğa olur. Ben ilerisini söylüyorum sana. ileride her gördüğünden etkileneceksin demek ki. Şimdi burada da iki iki tip soru var. Bir, ayran gönüllü müsün? İki, bir şey mi arıyorsun? Ya yaşı çok Hayır, bir şey, işte onu bağlayacağım. Hı. Bir şey mi arıyorsun? Teşekkür o aradığında aşk olabilir. O aradığında sevgi olabilir. Demek ki bu çocuğu sevmiyorsun. Kendine bunu kabul ettir kardeşim. Bak canım kardeşim otur, de ki düşün kendi kendine ben bu çocuğu seviyor muyum? Sevmediğini anlayacaksın. Bak sevgi iki yönlü. Aşk olarak sevgiyi soruyorum. Yoksa biz hepimiz birbirimizi severiz. Anlatabiliyor Humanist Humanistan eğer... İnsansan, o insani duygularının içinde öldürmediysen, vicdanında herkes sever. Yani onu severim, bunu severim, şunu severim çünkü insandır. Ama aşk olarak seviyor musun mesela? Çünkü ihanetin ucundan dönmüşsün. Ama çok da dürüstsün. Teşekkür ediyorum. Kendine dürüstsün. Bize dürüstsün yazarken diyorsun ki işte nefsime yenik düştüm. Nefsim de bak hoşuma da gitti yani diyorsun. Yani dünyaları ayağıma sermesi, bana böyle güzel iltifatlar etmesi falan, kadınlık gururum okşaması falan hoşuma da gitmedi değil diyorsun. O, işte o zaman bunları yaşıyorsan bu tarafta bir problem var. Bu taraftaki problemi de çözmen gerekiyor. Doğru insanı bulduğunda, doğru aşkı bulduğunda, doğru sevgiyi bulduğunda bunlar sana Fasa fiso gelecek zaten. Adam değil sana pasta, fırıncıyı açsarsan. Sana dese ki ben fırın açtım, bütün pastaları senin için yapıyorum dese umun olmaz. Şu anda gram heyecan uyanmaz. Çünkü zaten sevdiğin adamı biliyorsundur. Onun heyecanı sana yeter. Hani onun sana yaşattıkları sana yeter. Ünlü filozof İlker Erklay ne der? <laughs> ne der? bir şey söyleyeyim. Dedin zaten. Kaç dakikadır konuşuyorsun. Kısa bir cümle söyle burayla ilgili. Hani hani son dokunuş, son dokunuş yapalım. Show must go Show devam edecek olur mu be? <laughs> Show devam Ay, edecek şimdi. Ha bir de şey soracağım. Ben bir şey söyleyeceğim. Karadağ'dan bizi izleyenler var mı? Bir olayla ilgili araştırma yapıyorum. Bir araştırma konusuyla ilgili bir şeyler sormam lazım. Karadağ'da herhangi bir şehrinde yaşıyorsanız bize açıklama kısmındaki mailden ulaşırsanız ben size geri dönüş yapacağım. Çok teşekkür ediyorum. Yarışmacı arkadaşlar başarılar <laughs> diliyorum. Aile salonu Konumuz üst katta. Şimdi ben de birkaç bir şey söylemek istiyorum. Ee, bir kere şu evliliği bu yaşta bir aklınızdan çıkarın. 21 yaş, 22 yaş Çok yanlış erken. seçimlerin yapıldığı bir yaş. Aynen. Yani Daha çünkü kendinizi tanımadığınız için bu yaşlarda evlenince sonrasında sevmediğinizi anlıyorsunuz. Ya mi? biraz hayatın tadını evet. çıkart ya. Evet. Hayatın tadını çıkart. Bak bekarlık sultanlıktır demiyorum. Bekarlığı övmüyorum. Ama hayatın da tadını çıkartacağın dönemler var. Şimdi evlilik ortak bir hayatı gerektiriyor. Ortak yapılması gereken şeylere gerektiriyor ve bazı konularda bir bağlamayı da gerektiriyor. Yani her akşam evinde olman lazım. Çünkü neden? Evlisin artık yani. O adam da yalnız kalmamalı. O adam da gidip bir yerde kalmamalı. Ama şimdi mesela arkadaşlarında kalabilirsin. Beraber gezip dozabilirsin. Ekstra kariyerine yönlenebilirsin. Ekstra bütün zamanını işine verebilirsin. Eğitimine verebilirsin. Eğitim dediğimiz şey sadece okul değil. Dilini geliştirebilirsin. Yeni bir meslek öğrenebilirsin. Mesleğinde yeni sertifikalar, yeni eğitim programlarına katılabilirsin. Bu çağdasın. Bırakın ya. 20 yaşında <laughs> 21 yaşında. Bir de bir şey daha söylemek istiyorum. Ya, bu burası zıpladı. Bu siyasetçiye bir şey söylemek istiyorum. Beyefendi. Yani Ey beyefendi. İlk gördüğünüz kıza bu kadar <laughs> asılacak kadar bu kadar. E, i̇lk gördüğüm acaba. Yani hayır. Seçimde <laughs> görmüşü o anlamda diyorum. Tabii ki hanımefendi ilk Seçimde değil. kaçıncı ilk gördük kız acaba? Şunu demek istiyorum. Vallahi maazallah kasetinizi falan çekerler. Biz gerçekten bıktık sizin. Ya ben kaset görmekten bıktım. <laughs> ya bir de hanımefendiciğim, <laughs> hanımefendiciğim. Ben sizin yerinde olsaydım ne yapardım biliyor musunuz? Pastanın nereden geldiğine bakardım. Hangi pastaneden. Bir şekilde o pastaneden kaç tane ya pasta geliyor bu adama. Ya? Bu adama kaç pasta Oo. geliyor günde. <laughs> çok zeki ha. Tabii ya sen bu kafa kafa kafa. Limon taşımıyoruz <laughs> içindesin yanım. Vallahi çok zekice. Hey yavrum hey. İK'ya güven gerisini merak etmesen. sen. Ey yavrum ey. O hey. zaman. Biz kaçın kurasıyız. O zaman. Biz Nişantaşı çocuğuyuz Hafız. <laughs> olmadı. <gülüyor> olmadı. <gülüyor> Hiç olmadı. Bakır ben canım ne nişantaşısı. Biz dil <laughs> Aslanış'ın yanındaydım ben hemen. O zaman. Sonra böyle oldum. Sonra böyle oldum. <laughs> o zaman... Ya Asiye Hanım dırın, dırın niye yapmıyorsunuz? Ben yapmak istiyorum sen yapmıyorsun İK'cığım. Teşekkür ederim. <gülüyor> evet. <gülüyor> Peki Asiye Hanım. Mesela sizin kanalınız konsepti için yeni bir şeyler düşündüm. Ne gibi mesela? Mesela izleyiciler söyle. Mesela sana şey çok yakışır. Şimdi ne? böyle itiraplar entrikalı mı oluyor sadece. ya. Böyle entrikalı aç cinayetleri falan oluyor. Böyle Krimi. kriminal dosyalar. Hı. Sana çok yakışır. Mesela bir şeyci vardı. Goşçu neydi o Goşçu'nun adı ya Amerika'da çok büyük. Oluyor. E deneriz. Deneriz haftanın bir ee, deneme, denemek denemek Yani izleyicilerimiz de isterse ya. Yani bir de, de dırın yapalım ya bir ara. Sadece şortlarla geçiştirmeyelim yani. Şu çişadan kadın. <laughs> ya gördünüz mü Asya Hanım attığı şortu izlediniz mi ya? İsveç'te mi? İsviçre'de mi? Fena ya. Ya romanlar bir savaş taktiği olmuş. Kavga ediyorlar. Kavga ettiği kişiye işi eline kişinin atıyor. Şort <laughs> videosunu ya. izleyin. Görüntüler var muazzam. Fena. Muazzam. Keteremezse İtalyano. Bellona. Triporta. Alega. Restorano. Bir sonraki bölümde görüp çok enerjiyim. Bir sonraki bölümde olacak mısın? Olacağım. Bundan sonra bak kendime geldim. Görüyor musun? Aurayı. Aurayı görüyor musun? Mesela bak benim son videoma git. Çökmüş. Bitmiş bir ilkay. Mahvolmuş, gözlerin altı Ama uykusuzluktan morarmış. Buradaki, buradaki konular senin ilgini çekiyor yani. Bir, böyle bir enerji geliyor sana. Seviyorum ya. Ben ben hakikaten <laughs> burada olmayı seviyormuşum. Bunu anladım Asiye'nin ya. Kendi kendi kanalımda bu kadar enerjik değildim yani. Niye, niye, böyle oldu? Cinler mi beni? Cinler mi beni gondikliyor? Evet. Cinler, beni. <laughs> Cinlerden alabilir. Cinler benim enerjimi mi yiyor? Olabilir. Eti cinler mi? Onlar daha hmm. böyle korku hikayeleri ya ister istemez. Hakikaten gece bak şeyde videoda da söyledim onu. Ha sen de biliyorsun zaten dedim ya, ya çok kötü oldum. Bir videoda yani herhalde artık anlattığı olay mı gerçek? Ya da çok derin bir anlam mı yüklemiş olay ya Asiye Hanım? Şekerim düştü. Diyorum ki ben daha yeni yemek yedim, yeni çikolata yedim, ara verdim. Bir daha gittim bir şeyler yedim. Videoda da söyledim yani çok zor sonunu getirdim. Allah Allah. Çok nadir. Koltukta oluyordu bu. Hı hı. Koltukta çektiğim zamanlar oluyordu ama uzun zaman sonra çok nadir oldu. Niye öyle oldu ki ya? Musallat mı? Mus Allah Allah ya. Musalata mı uğradım ben acaba? Bizden bugünlük de bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.